Valla Amerika'da da ölenlerin büyük kısmının zaten Afro-Amerikalılar olduğu söyleniyor. Yani bunu tabii coğrafi olarak da ayırabiliriz. Oralarda salgın çok ilerlerse gerçekten büyük zorluklar çekerler. Fakat dünya genelinde konuşursak en çok yoksullar etkileniyor. Mesela işte İstanbul'la ilgili de haritalar yayınlanıyor. Bakıyorsunuz ki daha böyle zenginlerin oturduğu semtlerde işte evinden çıkmama durumu daha fazla. Bu sefer tabii şey deniyor. Öbürler işte hanzo, bak kulak asmıyorlar. Halbuki yani işin içinde biraz eğitilmemişlik olsa bile yoksulluk var. Yani zengin bir insan 3 ay 3 yıl evinden çıkmadan da yaşayabilir. Ama yoksul bir insan ikinci gün, üçüncü gün çıkmadığı zaman aç kalır. Dolayısıyla yani hem dünya genelinde hem de belli coğrafyalarda bu işin asıl yükünü çekecek olanlar yoksullar olacak.